bir ara değindi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2 gün önce, ya çok alemsiniz ya. Şu fotoğrafım var ya. Vallahi billahi alemsiz. Putin'in aklında yine ne tilkiler dolaşıyor diye harika bir manşet attı arkadaşlarım. Bu fotoğrafı kullanmamızdaki amacı da merak ediyorum ama Gökhan mı attı tam anlamıyla şu an kafasında hangi tilkilerin dolaştığına dair en net fotoğraf aslında buydu galiba. O yüzden de bu fotoğraf kullanılmış. Şimdi niye bu soruyu soruyoruz? Putin'in aklında yine ne tilkiler dolaşıyor? 2 gün önce bir röportaj verdi. Masum Türker de söyledi. O röportajda Putin'e ABD seçimleri, ABD'ye dair de sorular soruldu. Putin şöyle söyledi. Ben dedi Donald Trump'ı değil Joe Biden'ı tercih ederim dedi. Başladı Joe Biden'ı övmeye. Verelim mi grafiği de? Ne söyledi Putin Joe Biden'la ilgili? Biden beceriksiz diyorlar. Ben öyle bir şey görmedim. Onda tuhaf bir şey fark etmedim. Günlerdir, hatta uzun zamandır Biden'ın biliyorsunuz işte Alzheimer olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığına dair, bunadığına dair. Ama çabuk efendim geçtin şimdi. Biraz bir önceki dur, geleceğim ilgili, ona da geleceğim. Yani bunu göstereyim, ona döneceğim. Orada tilkilerden biraz bahsetmemiz lazım. Dur ya, onu geleceğim oraya da. Çabuk geçtin yani. Geleceğiz, geleceğiz. Peki. Yani ne oldu da bir anda Putin Biden'ı övmeye başladı. Biden beceriksiz diyorlar. Ben öyle bir şey görmedim dedi 2 gün önce verdiği röportajda. Onda tuhaf bir şey fark etmedim dedi. Hani bütün dünya ona şey muamelesi yapıyor. Hani bunadı falan, artık Alzheimer oldu, hasta adam falan diyor. Ama ben öyle bir şey fark etmedim diyor. Biden Trump'a göre daha tecrübeli ve öngörülebilir dedi. Yani Biden yine olsun ABD başkanı demeye getiriyor. Evet, favorim Biden. Ben de favorim diyor, Biden'dır benim diyor. Putin, verelim o efsane fotoğrafı, efsane manşeti. Evet, şimdi Putin bu sözleriyle hakikaten... Putin'in aklında yine ne el bombasının pimini çekti. Aynen. Şu deminki sözlerle Amerikan kamuoyuna bıraktı. Şimdi Putin doğru mu söylüyor, gerçekten Biden öngörülebilir Trump'a göre falan mı? Ya yoksa... Ya bak, laf çok önemli. Yoksa... Öngörülebilir değil, öngörülebilir. Öngörülebilir. Yani, Trump'a göre yani daha tecrübeli. Bana göre Biden'ın ne yapmak istediklerini anlayabiliyorum. Öngörülebilir. Ha, ama diyor, açısından. Trump diyor yani biraz o... böyle diyor, onu çok göremiyorum diyor. Ama, yani, ama burada Biden'ı övmekle aslında Biden'ın kredisini kesiyor, Trump böyle çıkarıyor. Ne yapmaya çalışıyor Putin? İşte kolay. Sen Putin Biden'ı övmüşse... Bil ki millet Trump'a oy verecek. Bil ki. Yani aslında sağ gösterip sol ya diyor işte yani. Ya. Ama özür diliyorum da şimdi bizim yani bir üçüncü ülke olarak, Türkiye olarak bakışımız bu da. Şimdi acaba Amerikan halkı nasıl düşünür? Yani çok, bu arada Amerikan çok halkı şu düşündüğümüz gibi düşünüp Trump'tan tekrar Biden'a yönelmesin. Abi, çok rafine böyle zevkleri var ya bu adamın. Acayip enteresan tatilleri, zevkleri, değil mi? Bu da galiba bu kaç yıl önce çekilen fotoğrafıydı. Yine bir tatilde çektirdiği fotoğraftı. Sen bilirsin. Yok. Fotoğrafı. Şöyle vahşi doğada poz vermeyi seven bir şey var Putin'in. Bir dakika, bir de... ya ben niye sana sordum? Orada duruyor şey. İsmet Bey mi? İsmet abi yok duruyor. Yok ya. İsmet abi fotoğraf ver. Yanılmıyorsam Sicilya'da çektirdiği fotoğraflar vardı. Bir dakika vardı. Her Putin sorusu, sevgili İsmet Özçelik, her Putin sorusunu niye size insanlar sormak istiyor? Valla benim bir şikayetim yok yani, sorabilirler. Nereden bu fotoğraf? Kamçatka olabilir. Yani şey, bu fotoğraf nereden İsmet abi? Valla benim bildiğim kadarıyla bu fotoğraf, bunun da bir de ata binemi vardı. Onların hepsinin Sibirya'da bir tatilde... Abi bu adamın enteresan zevkleri var ya. Değişik böyle tatil ya bir şey söyleyeyim. Şimdi Biden'la yan yana koysana. Dünya liderliği meselesinde mesela. Biden'la ya da Trump'la yan yana koysana. Karizma Özay yapmış. Zaten bütün mesele orada. Bütün mesele orada yani. Son röportajda da aslında her şey ortaya çıkıyor. İsmet abi şu fotoğrafa bakınca peki sen ne düşünüyorsun? Ya o fotoğraf tatile gitmek istiyor İsmet Bey. Biraz önce iyi biraz önce söylediniz Biden'ı destekliyorum diye. Yani destekliyorum demiyor da Biden diyor öyle söylendiği gibi değil diyor. Şimdi
manzara şöyle, dünyada karşılaştırmalar yapılıyor çeşitli düşünce kuruluşlarında ve yayın organlarında. Bir tarafta ABD Başkanı Biden var. Yürüyemiyor, sürekli düşüyor. Konuşamıyor, konuşsa da saçmalıyor. Bir tarafta da dinç, diri ve ülkesine de hakim, dünyadaki gelişmelere de hakim bir Putin görüntüsü veriyor. Psikolojik anlamda şu anda hem cephede kazanmış gözüküyor hem de psikolojik üstünlüğü sağlamış bir havası var. Bu resmi tabii şimdi yorumlamak biraz doğru değil. Bu eski bir resim benim bildiğim kadarıyla. Çok. Eski canım mı? Tabii. Ama evet. Ama bu yani manşete de bu fotoğraf yakışırdı diye düşündük. Evet. İsmet abi müsaadenle bunu kullandık ama yani bir sıkıntı yok değil mi? Belki ata binmişini kullansaydık. Ya, ya siz siz niye? İsmet Bey bir dakika niye benim size itirazlarım var. Rusya'nın Rusya'nın CNN Türk temsilcisi muamelesi yapıyorlar. Anlamadım ben. Ya İsmet abi seninle bir gün Moskova sokaklarında gezmek istiyorum. Gel seçimi beraber takip edelim seninle Moskova'da. Bu arada Yunus'a... Gel seçime gidelim. Yunus, Amerikan medyasına caka satılabilecek küçük bir parantez açayım. Biraz önce savcının durumundan bahsettin ya. Aynısı Yassıada'da evet. oldu. Yassıada davasının başsavcısı Ömer Altay Egesel. Oraya tanık olarak telefoncu Ayten diye İzmir'de PTT'de çalışan bir hanımefendiyi çıkardı ama sonra onların sevgili oldukları falan ortaya çıktı. Ve Türkiye'de de öyle bir dava süreci yürütülmüştü Yassıada'da da. Şimdi sen onu anlatınca birden aklıma o geldi. Hani Amerikan medyasına söyleyebilirsin biz bu filmi 1961'de ben görmüştük diye. Yine Amerika rezil ve berbat yazımla tahtayı 61 yazdım. Fulya. Fulya, evet, İsmet Özçelik'e iki tane itirazım olacak. Birisi, evet, yani Putin'le Biden'ı kıyaslıyorlar ama bir yanda da Biden hani akli dengeleri tartışılıyor falan ama Biden bakın NATO'nun genişlemesini sağladı. Putin'i tuzağa düşürdü, Ukrayna'da savaşa soktu. Putin evet güçlü bir lider ama Ukrayna'dan çıkamıyor. Bırakın Ukrayna'dan çıkmayı. Belli ülkeler dışında, Moskova'nın dışına çıkamıyor. Belki siyasi hayatının en zor dönemini yaşıyor. Yani liderlik, evet önemli bir lider ama öngörülü olmak gerekiyordu. Bence ihtiyar Biden böyle güçlü gözüken Putin'i Ukrayna'da tuzağa çekti. O konuda itirazlarım var. Buradan harp çıkar. Kadir Bey, bu savaş Yunus başladığında bana destek atsana. Ben karışmam, ben dinlerim uzaktan. Birkaç, en geç 2 yıl içerisinde Avrupa'daki bütün Amerika'nın kuyruğuna takılan iktidarlar gidecek diye bir tespitte bulunmuştuk. Şu anda Avrupa'da inanılmaz şeyler var biliyorsunuz. Gerek grevler çok yayıldı, arttı. Çiftçiler yolları kesmeye başladı. Almanya, Fransa, İngiltere, Londra, Yunanistan. Yani Avrupa'da iyi bir şey gözükmüyor. Onlardan hiç umutlanma, hiçbir şey çıkmaz. Ukrayna olayından dolayı Rusya Avrupa'yı arka bahçesi haline getirdi. Biri Yunus'tan alacağım. Yunus Paksoy. Amerika diyeceksin galiba. Heh. Donald Trump'ın evet. başkan olması. Birinci til. Önce onların bir mevzusu bir bitsin. Bak Abdülkadir abi çok kibar, çok nazik bir insansın. Ama yani böyle şey sakin sakin. Karıştırıverdin şu an ortalığı yani. İsmet abiyi de sinirlendiriyorsun bak. Yok yok sinirlenmiyorum canım. Ya şöyle. İsmet abi bu arada gerçekten ben seninle Rusya'ya bu arada İsmet Bey nereden bağlanıyor bize? Moskova'dan, Moskova'dan değil. İsmet Bey bu arada nereden bağlanıyorsunuz? Moskova'dan mı? Gelmiyor bir türlü destek. Evden bağlanıyorum. Bana sıra gelmedi. İsmet abi evde misin sen? Evet Ankara'dan bağlanıyorum. Peki. Yunus, seni asla unuttum ben sanma. Ben Kremlin'den bağlanıyor zannetmiştim. Herkes seni Moskova'da Hülya, düşünüyordu. Kadir Bey'in yoğun ısrarı üzerine ben Kremlin'den. Bir şey söylemek istiyorum. Kremlin'den diyor ya Abdülkadir abi ya. Gerçekten hayatımda gördüğüm en soğukkanlı, sessiz ama bir o kadar da nezaket dolu. Yani lafı böyle hop gönderen insan sensin galiba sinirlenmeden. Yunus'cum, buyur arkadaşım.
Bir iki şey söyleyeyim. Abdülkadir Bey şuralarda katılıyorum. Bir, 2018-2019 yıllarında Avrupa'da NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti denirken, hatta Avrupa ordusu fikirlerine gitme konuşulurken şu an ciddi manada birleşmiş bir NATO görüyoruz. İki tane yeni üye katmış ki bu Rusya'ya çok büyük bir darbe oldu bana göre, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması Baltık Denizi'ndeki güç dengeleri açısından. Üç, burada hani doğru Putin ve Biden hani birebir karşı karşıya koyduğunuzda şu an hani karşılaştırılamayacak durumdalar. Ama burada da biz Amerika'nın hani Biden ya da Trump üzerinden değil kurumlarıyla bir politika belirlediğini ve ona ilerlediğini görüyoruz. Ondan dolayı bu noktada Avrupa'nın mesela gaz bağımlılığında tekrar Amerika'ya dönmesi, örneğin o Tucker Carlson röportajından çok bahsettik. Orada Tucker Carlson şunu soruyor, Nord Stream kuzey akımı borularını kim patlattı diyor. Putin cevap veremiyor, sen patlattın diyor. Şimdi bu mesela çok büyük bir aslında tırnak içinde savaş suçu. Ama şayet bunu Amerika yaptıysa çok büyük bir darbe. Yani bu Rusya ve Avrupa'yı birbirine ticari olarak bağlayan ve Avrupa'nın Rusya'ya belki de önümüzdeki onlarca yıl boyunca bağlı kalacağı bir projeydi. Patlattılar. Yani burada da mesela çok bir karşılık gelemedi. Ondan sonra eğer bugün verilen rakam doğruysa, bugün geldi mesela 350 bin Rus askerinin öldürülmesi, doğru hani bir kıyma makinesi olarak da görüyor olabilir bu savaşta. Rusya'nın hani öldürecek çok askeri var. Tarihte de hep böyle olmuştur. Hani belki hani İsmet abi hani doğru değil diyebilir. Ama genel olarak hani asker kaybetmek çok sorun değil, ama ciddi manada tabii ekonomik olarak ve fiziksel olarak yıprandığı bir savaş oldu. O noktada da hani Biden bunları kaybettirdi mi? Bence ABD Putin diye karşı karşıya koymak lazım. Biden Putin'den ziyade. Ama sen tilki kafasında ne var onları soracaksın. Evet Yunus, ben sana onu soracağım. Onu sormadan önce bu fotoğraf için bir şey söylemek ister misin? Böyle bir poz Washington'da vermek ister misin? Bize o fotoğrafı göndermek ister misin? Şimdi ben bunu Onur abiyle ilk konuştuğumuzda tam burada şey patlamıştı. Rusya'nın uzaya koyacağı nükleer silah. Ben de dedim sanki Putin biraz uzaya bakıyor gibi. Böyle yani gözlüğü takmış. O mu dönüyor acaba kafasında diye. O gelmişti benim ilk aklıma. Güzel fotoğraf ama, değil mi? Bu arada şey ne kadar komik değil mi? Ya Putin'in mesela uzay silahı Washington'da yarattığı etkiyi falan konuşuyoruz. Adam kansere aşı bulmuş olma ihtimallerinden bahsetti. Mesela bak, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her yıl dünyada yüz binlerce kanser hastası hayatını kaybediyor. Şimdi Rusya bir kanser aşısı bulmuş olma ihtimalinden söz etti Putin. Ve mesela bunu hiç konuşmuyoruz. Bu savaşın, bak mesela Gazze'yi de konuşmuyoruz garip bir şekilde. Bir tarafta savaş, bir tarafta şeyler, nasıl gündemimiz bir anda alt üst oluyor? Mesela ben en çok o şeyi merak ediyorum. Hakikaten o kanser aşısı meselesinde mesela hiç unutma, Küba'da sıra olmuştu millet. Akciğer kanserine karşı bir Küba aşısından dolayı. Rusya gerçekten onu bulduysa şu anda zaten dünyanın egemenliğini aldı gitti demektir. Yani hiç tartışmayalım bile. Yanılıyor muyum İsmet Bey? Vallahi o bilginin arkası gelmedi. Arkası gelirse çok önemli tabii. Dünya çapında bir olaydır. Acayip bir şey. Kanseri gerçekten aşı çare buldularsa, ki bunu açıklayan da rastgele birisi değil, Putin açıklıyor. Evet. Son derece önemli. Evet. Ama hiç konuşmuyoruz. Evet. Onu da konuşuruz. Yok senin için demedim. Yok, genel anlamda konuşmuyor. Soruyorsun. Dünya da konuşmuyor. Dünya da konuşmuyor. Peki şimdi şunu sorayım Yunus sana. Yani Putin ne oldu da bir anda tırnak içinde Biden'cı oldu? Putin'in aklında yine ne tilkiler dolaşıyor? Tilki bir nedir diye ilk senle başlıyorum. Yunus, evet, tahtaya da yazdım zaten, bir. Tilki bir. Evet. Tilki bir. Trump'ı korudu. Trump'ı korudu. Açıklamaları sonra yapıyoruz değil mi? Evet, bir dakika. Yazalım sonra mı açıklayayım? Tamam. Trump'ı korudu mu dedin? Evet. Tamam, korudu. Tilki 2. Evet. Ters psikoloji yaptı. Kime karşı? Yani onu açık. Onu da tamam. Yazalım ondan sonra ayrı. Tamam, ayrı. Doğru. Ters psikoloji yaptı. 3. Buna Sayın Bakan da dikkat çekti. Öngörülebilir demek. Hani İngilizce'de predictable ya. Predictable olmak her zaman kötü bir şeydir. Özellikle siyasette. Çünkü rakibin senin
adımlarını tahmin edebiliyor, hesaplayabiliyor demektir. 3. Burada Biden'a çok ciddi eleştiride bulundu diyeyim yayında olduğumuz için. Aslında Biden'ı küçük gördü. Ha doğru. Biden'ı küçük gördü. Yani onun ne yapmak istediğini anlıyorum demek. Ha? Evet. Ya bu yani, adam ben biliyorum, tanıyorum. Öngörülebilir olmak kötü bir şey. Ha değil mi? Sağ solu o kadar da zeki bir adam değil. Trump gibi sağ solu belli değil demiyorum. Tamam. Evet Yunus, şimdi açalım. Tilki 1 Trump'ı korudu dedi. Tilki 1. Niye? 2016'dan önce, yani Trump seçildikten önce de sonra da seçimleri Rusya müdahalesiyle kazandı. Eleştirilerine maruz kaldı. Bırakın eleştiriyi, özel yetkili savcı tarafından yıllarca soruşturuldu. Rusya sana seçimleri kazandırdı diye. Seçimlere 8,5 ay kala Rusya Devlet Başkanı Putin çıkıp Trump'la çalışmayı isterim deseydi 8 ay boyunca demokratların eline koz vermiş olacaktı. Ve Trump'a çok ciddi bir karşı etkisi olacaktı. Niye? Bak Putin seni istiyor. Rusya zaten sana 2016'da seçimleri kazandırmıştı. Tartışması dönecekti. Bence bu açıklamayla Trump'ı korudu. Tilki 1 benim için. Peki. Tilki 2'yi de ters psikoloji yaptı dedin. Bana göre Vladimir Putin Biden'la mı çalışmak ister, Trump'la mı çalışmak ister? Bana göre Trump'la çalışmak ister. Buna İsmet abiye belki daha iyi bir soru. Hani Kremlin'deki belki dinamik ya da Putin'in aklında ne olabilir, o daha iyi cevaplandırabilir. Ama bana bir demokrat, yani 50 yıldır devletin içinde bulunan müesses nizamın en ayrılmaz parçalarından biri olan Biden yerine Trump'la çalışmayı tercih eder diye düşünüyorum. Şunu hatırlayalım, Helsinki'de Özay Bey bunu çok belki iyi hatırlayacaktır. Helsinki'de bir zirve yapılmıştı Trump'la Putin arasında. Orada bir Amerikalı gazeteci çıkıp şunu demişti. İstihbarat raporuna göre Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği düşünülüyor. Ne diyorsunuz demişti. Ben bunu Putin'e sordum görüşmede. Putin ben müdahale etmedim dedi. Ben ona inanıyorum demişti. Ve hala 6 yıl oldu sanırım. Hala konuşulan, sen Amerikan istihbaratı yerine Putin'e mi güveniyorsun? Sen bir vatan hainisin diye yıllarca eleştirilmişti. Yani Trump da böyle bir adam. Hani olur mu canım, ben Amerikan istihbaratına değil Putin'e inanıyorum diyen biri. Ondan dolayı tilki 2 bence o. Ters psikoloji yani. Hani Biden'ı istiyorum diyerek aslında Trump'ı istediğini anlatma. Çünkü Trump'ı istiyorum dese birinci maddeye dönelim tilki. Trump'a zarar vermiş olacak. Bu noktada şunu soracağım. Amerikan halkı da senin düşündüğün gibi mi düşünür, yoksa Putin'in istediği gibi mi düşünür? Tahminin nedir? Ne anlamda? Yani Putin'in Biden'ı istiyorum diyerek aslında Trump'ı istediğini mi düşünür, yoksa Putin'in dediği gibi senin gibi mi bir akıl yürütmesi yapıyor diyor. Bu akıl yürütme ne şekilde olur? Putin'in ülkenin yarısı zaten 150 milyon zaten 8 yıldır Putin'in Trump'ı istediğini düşünüyor. Yani zaten bir taraf öyle. Yani o konuda şüphe yok. Peki. Yani burada 3'te Putin'de biraz onu zaten söyledin. Yani. Aynen. Yeni tilki eklemek isteyenler var mı? Yani Putin'in diğer bir tilkisi ise yazıyorum. Bu röportajıyla Zelenski'ye de yaptığı nasıl gelip gittiğine ilişkin yorumlarıyla birlikte Ukrayna Savaşı'nda da tersine çevirebilecek bir hamle yapmış oldu. Ukrayna Savaşı'nı bir dakika nasıl yazayım onu dördü? Yani Ukrayna'nın batıdan aldığı desteği batıdan zayıflatacak bir hamle. Ukrayna'yı batıdan zayıflatacak hamle batıdan öyle mi? Batıdan destek almasını batıdan zayıflatacak. Batıdan desteğini diyeyim. Alacağı desteği zayıflatacak bir hamle. Bilinçli, çünkü röportajın biraz evvel özellikle nasıl bir şey olacak gibi, ki Sayın Bakan? Kanser ilacından falan bize bahsetmiyor ama Zelenski ile ilgili söylediklerinden de kimse bahsetmiyor, değil mi? Peki İsmet abi, sence Putin'in aklında dolaşan tilkiler ne? Niye Biden'ı övüyor? Ne Peskov emekli olursa İsmet Bey'i alacağım demeyecektir tahminen. Ya benim gördüğüm kadarıyla Putin Amerikalılarla biraz dalga geçiyor aslında.
Yani o özgüven içerisinde bu röportajı vermiş gözüküyor. Hatta zaman zaman yaptığı röportaj sonrasındaki toplantılarda veyahut da görüşmelerde söyledikleri de bunu doğruluyor benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi Amerika'yı içeriden bölen bir strateji izliyor. Bunun parçalarını nerede görüyoruz? Mesela bu X'in sahibinin son dönemde yaptığı açıklamalar bence çok dikkate değer. O sıradan bir adam değil. Yine Putin'in röportajının X'ten paylaşılması ve yayılması da bence dikkate değer. Servis ettiler bir anlamda. Bu da bence önemli. Ben ABD'nin Avrupa'yı kontrol ettiği görüşüne de katılmıyorum. Bunlar geçici bir durumdur. Bakın şundan dolayı söylüyorum. Yani onu hepsi bir bütünün parçaları olduğu için söylüyorum. İsmet abi çok özür dilerim.